Efendim selamlar hepinize. Hoş geldiniz yeni bir videoya. Bundan birkaç video önce de söylemiştim, artık yapacak bir oyun fikri bulamıyorum. Çıldırıyorum şu sıralar. O yüzden ben de bugün oyun yapmak yerine bir onluktan 3 tane freelancerla anlaşıp onlara oyun yaptırtacağım. Çünkü gerçekten fikir sıkıntım var. Var aklımda aslında bir şeyler ama biraz daha uzun soluklu şeyler onlar. Yani çekmesi biraz daha zaman alacak. O yüzden bu hafta ben yapacağıma başkaları yapsın. Az önce de dediğim gibi freelancerları bir onluktan seçeceğim. Bir onluğu zaten birçoğunuz biliyordur. Senelerdir olan bir freelancer sitesi. Herhangi bir işe ihtiyacınız olduğunda direkt giriyorsunuz siteye. Yazıyorsunuz oraya ne ihtiyacınız varsa. Mesela YouTube'a bir video çektiniz ve kurgu yapmayı bilmiyorsunuz. Kurgu yazıyorsunuz. 30 liraya da kurgu yapabilirsiniz. 150 liraya da kurgu yapabilirsiniz. 500'e de, 750'ye de, 2000'e de. Her fiyat aralığında ilan var. Ve tabii ki sadece kurguda değil, milyon tane şey de yaptırtabiliyorsunuz. Ve yaptırtmanın dışında bir de yapma tarafı da var tabii ki. Siteye kayıt olup gidip siz de bu tarz hizmetler vermeye başlayabilirsiniz. Siz de bir freelancer olabilirsiniz. Tabii 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Orası dikkat. O halde şimdi yavaştan freelancer avına çıkalım. Bakalım kim nere oyun yaptırtacağız. Şimdi bir onluğa girdim. Merhaba Teberk. Merhaba bir onlukçum. Evet. Neye ihtiyacın var? Abi ben oyun yapan birini arıyorum ama. Oyun yapıyorum diye arat abi. Şimdi şöyle bir bakıyoruz abi. Şimdi Türkiye'de tabii ki freelancer olarak o kadar fazla oyun yapan insan yok. O yüzden bazıları oyun videosu montajı falan ama yine de biz bunun arasından oyun yapanları da çıkaracağız. Mesela şurada bir ben oyun geliştirme yapıyorum var X-Londer. Atabaran Berber var. 100 liraya da yapan var bunu. SC Games falan var böyle. 190 liraya da var. 100 liraya da var. Her piyata var. Ve farkındaysanız sadece oyun yapabilir değil, oyun eğitimleri de var. Ve oyun asetleriyle ilgili şeyler de var. Ama yok, ben bu sefer oyun yaptırmak istiyorum abi. Yeter. Bir kere de ben oyun yapmayayım. Bu ilanları gezerken bir şey fark ettim. Hatta bir şey değil, 3 şey fark ettim. Hatta 3 kişi fark ettim. Bu 3 kişinin de portfolyosuna koyduğu oyunlar bizim Game Jam'deki oyunlardan. Bu 3 kişi de ayrıca bizim yaptığımız eski Game Jam'lere katılmış. Böyle insanlara denk gelmek beni çok mutlu ediyor. Ben de zaten 3 tane oyun yaptıracaktım. Bu 3 hakkımı da bu insanlardan kullanmak istedim. Birinci seçmek istediğim kişi Stormhound. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir değerlendirmesi yok. Normalde tabii sizler bir freelancer hizmeti alırken puanlamasına bakmalısınız. Fakat ben zaten az çok tanıyorum kendisini bizim Game Jam'den. Ve güzel işler yapabileceğine inanıyorum. O yüzden ilk yıldızını da ben vermek istiyorum. Verdiği ilana bakınca da ben Unity Engine kullanarak sizler için 2D, 3D oyun yapabilirim. Şuradan portfolyosuna bakalım. Zaten şu oyunu da bizim Game Jam'de yapmıştı. Aynı şekilde şunu da bizim önceki Game Jam'de yapmıştı. Hatırlıyorum bunları, güzel oyunlardı. Aşağıda da bazı paketler var. Neler var abi? 200 TL'lik var bir tane başlangıç paketi. En çok tercih edilen 400 TL'lik bir paket var. Bir de 1000 TL'lik bir profesyonel bir paket var. Şöyle karşılaştırmak istiyorum. Kaynak kodlarını falan temelde vermiyor. Standartta kaynak kodunu, kurulum dosyasının detaylı kod yorumları, Pro'da da veri tabanı entegrasyonu da veriyor. Yani ben veri tabanı entegrasyonuna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Fakat açıkçası şöyle söyleyeyim. Satın alacağım bütün freelancer paketlerini en çok tercih edilen paket neyse onu alacağım. Neden bilmiyorum, öyle hoşuma gidiyor şu an. 7 günde teslim diyor ama şöyle bir olayımız var. Ben sadece 3 günde yapmalarını isteyeceğim. Bakalım ne olacak bilmiyorum. O halde Stormhound isimli arkadaşımıza 400 liralık paketten devam edelim. Yine bizim Cem'e de katılan ve denk geldiğim bir arkadaş da Tego. Kendisinin 2 tane tekrarlayan sipariş oranı varmış. Ve 2 kişi tarafından puanlanmış. Ortalaması da 5 yıldız. Şöyle bir hizmete girelim. Ben istediğiniz oyunu geliştirebilirim demiş. Bayağı özgüvenli, bayağı özgüvenli. Şöyle bir bakalım portfolyosuna. Böyle değişik bir oyun var burada. Evet, bu yine bizim Cem'deki oyunlardan biriydi. Bunu hatırlamıyorum. Bu da projemde yapılmış. Bu da yine bir Cem oyunu. Evet. Bu arkadaşın paketler of. Maşallah. 10 bin liralık da paket var, 5 bin liralık da paket var, 1000 liralık da paket var. Şöyle aralarındaki bir farka bakalım. Temel paket bir işletim sisteminde çalışıyor. İkonu da kendi tasarlıyor, çok güzel. Açılış ekranı vermiyor. Reklam altyapı entegrasyonu da veriyor. Bayağı iyi bu. Standart pakette ne var? Açılış ekranı var ek olarak. Pro pakette de 2 işletim sisteminde de çalışan. Anladım, okey. Ve tabii ki revizyon hakları da farklı bunların. Ben önceden de söylediğim gibi hepsinin en çok tercih edilen paketini almak istiyorum. Ve 1000 liralık bu paketi de chat. Yoink. Ve son olarak seçtiğimiz freelancer da X-Londer. Kendisi de aynı şekilde bizim Cem'e katılmıştı, oradan hatırlıyorum. Çok güzel insanlara denk geldik ya. Kendisi 10 kez puanlanmış ve totalde 4.4 yıldızı var. Gördüğünüz üzere tekrarlayan sipariş oranı 6 maşallah. Ortalama yanıt süresi de 3 saatmiş. Gayet iyi. Şöyle verdiği hizmete bir girip bakalım. Ben oyun geliştirme yapıyorum. Okey abi. Böyle ilginç bir portfolyo hazırlamış. Latin paket vesaire vesaire, böyle bir şeyi var. Farklı olarak kendisi bir video hazırlamış. Bir bakalım. Thank you.
Evet, güzel, ilginç bir videoydu. Bayağı da uzun bir iş ilanı koymuşlar bu arada. Ve evet, şöyle bir paketlere bakalım. 650 liralık var, 1700 liralık var ve 3400 liralık var. Ve bakalım temel pakette ufak çaplı mobil hazır oyun, mobil konuşabilsem bir de. Standart pakette ufak çaplı istediğiniz mobil oyunu yaptırabilirsiniz. Pro pakette ise üst düzey mobil oyun yaptırın ve bundan en üst düzey gelir elde edin. Ha, bayağı reklamını falan her şeyine giriyor yani. Ben tabii ki önceki gibi yine en çok tercih edilen paket olan standart paketi alacağım. En pahalı da bu oldu bu arada, 1700 lira. Ve yine 14 günde teslim yerine 3 günde teslim etmelerini isteyeceğim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, 1700 liramı da çat verdim gitti. Şimdi freelancer listemiz şu şekilde. En küçük paketimiz Stormhound'a gidiyor, 400 lira. Orta boy paketimiz The Tego'ya gidiyor, 1000 TL. Ve en pahalı paketimiz de Exlondra gidiyor, 1700 TL. Normalde bu 3 arkadaşa da aynı brief vermek istiyordum. Yani aynı konuyu söyleyip aynı oyun tarzından bir şey yapmalarını isteyecektim. Fakat bu çok eğlenceli olmaz. O yüzden rastgele oyun fikri jeneratörünü kullanaraktan üçüne de çok farklı bir oyun fikri sunacağım. Ve bence bayağı bir komik ve eğlenceli olacak. O halde jeneratöre geçelim. İlk olarak 400 TL'lik paketimiz olan Stormhound için çeviriyoruz. Oyun süpermarkette geçecek. Ana hedefimiz yakalamak. Oyunun janrası tek bir dokunuş. Oyunun kuralı tek bir seferde aynı şeyi yapamayız. Ve oyunun random bir özelliği robotlar. Ya gerçekten o kadar merak ediyorum ki bundan ne çıkacak. Evet, ben bunu freelancer'a iletiyorum. Şimdi de 1000 liralık paketimiz The Tego'ya geçiyoruz. Oyunun geçeceği alan bir bilgisayarın içi. Oyunun ana hedefi bütün itemları bulmak. Oyunun janrası puzzle. Oyunun kuralı yere değmeyiz. Ve oyunun random bir özelliği meyve. Evet. Meyve. Mükemmel abi. Güzel bir oyun fikri çıktı bu arada. Ben bunu beğendim. O halde bunu da freelancer'a yolluyoruz. Ve sırada 1700 liralık paketimiz Exlondra var. Oyunun geçeceği alan mağara. Beğendim. Ana hedef kurtarmak. Oyunun janrası yarış. Oyunun kuralı kısıtlı zaman. Ve oyunun random bir özelliği büyü. En çok beni mağara kısmı etkiledi. Kafayı sıyıracağım. Mükemmel abi. O halde bunu da Exlondra'a yolluyoruz. Evet, ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Yapmam gereken dediğim... Para ödedim. Bakalım totalde 3100 TL'ye 3 tane nasıl oyun yaptıracağız? Ve gerçekten özellikle bu oyunların böyle random gelme olayı beni aşırı heyecanlandırdı. Ve şimdi ben burada videoyu kapatıyorum. Tabii sizde kapanmıyor. 3 gün sonra geri geleceğim. 3 gün sonra görüşürüz. Evet, aradan 3 gün geçti ve Biyonlu'ya girdiğim gibi şöyle mükemmel bir manzara ile karşılaştım. Bu birinci siparişimiz, bu ikinci siparişimiz, bu da üçüncü siparişimiz. Hepsi teslim edilmiş. Evet, Stormhound'un oyunun adı Rayon Savaşları. Ve işin güzel tarafı ise oyunun bütün asetlerinin, bütün kodlarının da verilmiş olması. Yani ben direkt bu projeyi Unity'den açabilirim. Gayet güzel, gayet temiz. Ve Stormhound'a verilen konu şuydu. Oyun süpermarkette geçecekti. Ana hedef bir şeyi yakalamaktı. Oyunun janrası bir dokunuş. Oyunun kuralı ise bir şeyi tek seferde iki kez yapamayız. Ve oyunun random özelliği de robotlardı. Evet, oyunumuz açılıyor, bakalım nasıl bir şey gelecek. O ne lan? Ha, okey. Evet, güzel, tatlı bir şey geldi. Arkadan çok hafif bir müzik, o kadar az geliyor ki ama. Onun sesini açabiliyor muyuz? Tamam, ben bunu bu şekilde bırakıyorum. Rayon Savaşları ayarlarda da başka bir şey yok zaten. Kılavuza bak. Oha. 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 Diyor ki player 1'in listesi buymuş. Kolay, yumurta, peynir, tahıl, gevreği, bilmem ne bilmem ne. Ha, bunları almamız mı gerekiyor? Listede az puan veren ürünler. Yani biz bunlardan alırsak daha az puan alıyoruz. Bundan alırsak daha fazla puan alıyoruz. Sol tık ile ürün seçilebiliyor. Okey. Atış yönü spacebar, sol tık ile güç ayarlanabilir. Turn based bir oyun anladığım kadarıyla. Turn sayısı tur sahibi. Peki player 2 falan, bu 2 kişilik bir oyun mu? Doğruca market arabanı portala açar. Arabayı yanına çeker. Seçilen ürünü büyütür. Oynanış, rakibinizin sepetine değdirmeden kendi sepetinize listenizdeki ürünleri fırlatın. En çok ürünü kapan oyunu kazanır, bol şans. Okey. Bir denemem gerekecek. Nasıl bir şey olduğunu tam anlamadım. Oo, bir 1v1 var. Yani şeyden, bir bilgisayardan iki kişi oynayabiliyoruz. Bir de AI'la, yani bilgisayarla kapışma var. Ben maalesef... Evet, tek başımayım. O yüzden... Let's go. Başlangıç ortalama tecrübeli. Biz bir başlangıçtan başlayalım bakalım. Your turn, player one. Ne yapmam lazım şimdi? Ha, bu ben miyim? Bu benim. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Burada sürem geçiyor. Ne alayım? Kavun. Kavuna tıkladım. Şöyle fırlattım. He, alıp kendi sepetime atmam lazım ama benim sepetim bu. Anladım. Şimdi yoğurdu aldım mesela. Benim sürem geçti. Hayda. Şimdi ben kavunu aldım. Şöyle çok şey yaptım. Şöyle. Oğlum çok az attım ya. Ama anladım. Oğlum tatlı lan oyun. Yalnız zor oyun ha.
Ey ağla azıcık da. Ben şu kavunu bir atmak istiyorum. Bazen basıyorum olmuyor mesela. Tekrar mı bir şey seçmem lazım? Sanırım evet. Mesela böyle kaldıktan sonra tam olarak şeyi atamadım. Oğlum bu yavşak. Aa bak başka ne var önemli? Kavun enerji içeceği var. Enerji içeceği nerede var? Şuradan enerji içeceği aldım. Ha şöyle oğlum. Zevkli olmuş lan oyun. Oğlum bu AI içimden geçiyor bu arada. Muz. Hadi. Allah belanı vermesin. Bu çok güzel olmuş ama Space'te sanki bir şey var. Space sanki biraz böyle bir şey. Bazen basıyorum çalışmıyor. Bazen basıyorum çalışıyor gibimsi. Mesela karpuz atmayın. Bak şu an basamıyorum. Şu an yanlışlıkla fırlattım şu an. Mesela bunlar ne? Şunu deneyelim. Portala bir dakika. Portala tıklayacağım. Benim sıram gelsin. Bana geldi sıra. AI ağzımıza sıçıyor bu arada. O ne lan? Oha portal açtım. He portala direkt atacağım. Aa oğlum skiller falan da var. Güzel. He şey gibi. Bunlar benim şeylerim. Jokerlerim. Ben bütün jokerleri kullanırım abi. Bunu yap. Neydi bu? Yaptım ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir muz daha alalım. Anın. He ürünleri büyütüyordu. Ürünü büyütüyordu bu. Ona rağmen başarısız oldum değil mi ben? Allah da beni kahretsin. Bir kavun daha alalım. Bir de şunu yapalım. Ah. Ha sepet bana yak. Sol klikle de atıyormuşuz. Bir dakika belki sol klikte hiç sıkıntı yoktur. Ben hep space atmayı denedim. Evet sol klikte sıkıntı yok gibi gözüküyor abi. Dur. Şöyle güzel bir an gelsin. Oğlum hadi. Şimdi. Çok attım ya. Çok attım. Oyunu ben beğendim. Gerçekten oyunu çok beğendim bu arada. Acayip beğendim. Yani her ne kadar şu anda bilgisayar ağzımıza sıçmış olsa da gerçekten oyunu beğendim. Eğlenceli olmuş abi. Harbi eğlenceli olmuş. Bir yandan verdiğim brief'e bakıyorum arkadaşa. Oyun süpermarkette evet geçiyor. Olay yakalamak, bir şeyleri ele geçirmek evet doğru. Genre one touch yani tek bir dokunuşta olması lazım her şeyin. Aslında doğru. Kurallar aynı şeyi bir elde tek yani bir kez iki kez yapamıyoruz. Birden fazla kez yapamıyoruz. Doğru birden fazla kez atamıyoruz. Ve random bir özellikle robotlardı. Ve evet robotlarla kapışıyoruz. Ben bu arada bütün oyunu sığır gibi aşağıdayken oynamışım facecam ama solda da gördüğünüz gibi bilgisayar abi var. Ve hani ana menüsü falan da gayet güzel. Şöyle animasyonlar da eklemiş. Stormhound'cum ellerine sağlık, oyun mükemmel olmuş. Ve evet sırada 1000 liralık paketle The Tegon'un oyunu var. Kendisine verdiğimiz brief şu şekildeydi. Oyun bir bilgisayarın içinde geçecekti. Ana hedef bütün itemları bulmaktı. Oyunun janrası puzzle. Oyunun kuralı ise yere değmek yasak. Ve oyunun random bir özelliği ise meyve. Bug Ship. Okey, logolarını da koymuşlar. Made with Unity. İlginç bir ekran. Settings'te aynı şekilde bir ayarlar menümüz var. Müzik ve şeyler için, ses efektleri için. Ses efektlerini de şöyle açalım. How to play. İngilizce yapmış oyun arkadaş. R ile oyuna restart atıyoruz. H mi X mi bu? X'tir muhtemelen. Item'ı dropluyoruz. Elimizdeki item'ı yere atıyoruz. Yukarıdaki white bar burası bizim şeyimizmiş. Benzinimizmiş. Red barsa bizim canımızmış. Şeylerden bu duvarlardan, yerlerden şey yapmamız lazımmış. Uzak durmamız lazımmış. You need to find all four keys to enable teleportation portal to go on. Bütün 4 tane anahtarı bulmamız lazımmış ki bir sonraki portal şeyine teleport portalına girelim. Okey abi. Play dedim abi. İlginç bir bilgisayar ekranı. Bayağı bilgisayarın içinde oynuyoruz şu an. Bir bilgisayarın ekranı görüntüsünü vermiş arkadaş. Bir süremiz var yukarıda. Ha benzin var. Bu arada ben bir kez basınca kayıyor. O yüzden buralara gerçekten hiçbir şekilde değmememiz lazım. Bunu alınca. Ha fuel bu. Okey. Bu ne abi? Ne aldım ben şu anda? O ne lan? Anahtarlardan biri bu mu? O ne oğlum? Gel bakayım buraya. Bu ne abi? Dur. Şuradan gel. Muzumuzu alalım. Bundan 4 tane mi bulacağım ben şimdi? Gel bakayım. Aa niye gelmiyor? Bunları birleştirecek miyim? Yo. Aa bunları aynı yere falan mı götür? Allah belanı vermesin. Mesela birini bırakınca diğerini alabiliyor muyuz? Evet. 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 Peki bunları tam olarak ne yapacağız? Şu anda gerçekten asıl merak ettiğim kısmı. Aa bunlar çipler bu arada. Ben yeni fark ettim. Ay anan. Canımız gitti.
Koçum hayır, muz al. Tamam, fuel'u çok harcamayacağız. Gel buraya. Tamam, fuel'u çok harcamayacağız. Buraya mı gidiyoruz? Ha yo. Allah Allah, ne yapacağız lan burada? Ya anahtar dediği tam olarak ne? Ya bunlar bana niye bağlı? Ya da bu abi ben burada ne yapacağım şimdi? Şey gibi mi? Bunu yeşile götürüp galiba bir dakika. Baştan başlayalım, aklıma bir şey geldi. Şunların galiba dördünü de yerine koymam gerekiyor. Şimdi moru biz mesela şuradan gidip alalım abi. Evet. Şimdi bunu alalım ama bunu adam akıllı götürmemiz lazım. Bu olay güzel olmuş. Hani böyle almak yetmiyor. Böyle bize bağlanıyor ve bunu başka yere değdirmememiz lazım. Yani hani hem kendimiz duvara değmememiz lazım, hem bunu da duvara değdirmememiz gerekiyor. Şimdi ben bunu gitsem, olması gerektiği yere taksam. Bak yes, tamam. Okey, bulduk, dur. Bulduk. Gayet güzel fikir. Bir dakika. Ay. Buradaki şeyi almayacağım. Buradaki fuel'u almayacağım. Ay. Gel abi. Bu yeşil, şuradaki yeşil olması lazım. Şuradaki. Sol yukarıdaki. Kankam sol yukarısı. Gel. Kankam. Hop, tamam. Başka yukarıda bir tane daha vardı. Kendi giderken hiçbir şekilde benzin harcamıyor. Sadece ve sadece biz... Ah! Biz basarsak. Ananı... Çok yanlış yere gittim değil mi? Gerçi yok, buradan da bağlanır galiba. Abi yapma. Yolumuz bitecek. Dur. Şu muzu alalım, bu muz gerekecek. Tamam. Sonuncu mavi nerede oğlum? Hiç görmedim lan mavi, ya da gördüm bilmiyorum. Şimdi bir dakika. Abi fuel'umuz çok azaldı. Çok yavaş gideceğim, tamam mı? Sakin gideceğim. Sol yukarı bakacağım. Sol yukarı hiç bakmadım. Hadi oğlum tut. İşte bu ya. Abi bir şey diyeyim mi? Biz buna game sense diyoruz arkadaşlar. Biz buna game sense diyoruz, anlatabiliyor muyum? Bak. Dur. Tamam. İşte bu. Aa, başka bölüm daha var. Ben bir bölüm sandım. Buna çarpınca herhalde ağzımıza sıç. Evet. Şuraya bir takalım. Bu level bayağı büyükmüş. Çok hızlı gittim. Hızımı alamadım. Ve fuel çok hızlı bitiyor. Ve etrafa da değmemeniz lazım. O yüzden göründüğünden daha zor şu an. Ya gerçi nasıl görünüyor bilmiyorum ama muhtemelen daha kolay görünüyordur. Ondan da eminim yani. Bu kadar. Hadi. Oğlum bitiyor. Hadi içeri girebilecek miyim? Abi of. Çok güzel. Aa. Oh. Oha, daha da var. Evet, daha da var. Kaç bölüm bilmiyorum ama ben direkt artık oyunu şey yapmak istiyorum. Oyun hakkındaki görüşlerimi belirtmek istiyorum. UI gerçekten gayet tatlı olmuş. Ciddi tatlı olmuş. Arkadaş sadece hani oyun bir bilgisayarın içinde geçecekti. Adam bir bilgisayarın içini yapmış. Onun üstüne bir de literally bilgisayar efekti de eklemiş. Sanki camdan bakıyormuşuz gibi. O da ayrı bir güzel olmuş. Etrafı da zaten çiplerle memplerle süslemiş. Olay bizim görevde de verildiği gibi bütün itemları bulmak aslında. Ve oyun zaten bir puzzle oyunu. Ve efendime söyleyeyim, yerlere değmek yasak demiştik. Yerleri duvarlar şeklinde yapmış ve yine güzel yapmış. Ve sadece biz değil, tuttuğumuz objelerin de değmemesi lazım. O da ayrı bir güzel olmuş. O ayrı bir mekanik, hani o ayrı bir güzellik katmış abi oyunu. O çok güzel. Random özellikle meyve olacaktı. Ve benzin olarak da muz kullanılması da gayet güzel olmuş. Bu oyunda gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık abi. 3 günde neler yapılmış. Vallahi mis gibi. Ve bir sonraki oyunumuz Exlonder'ın 1700 TL'lik paketinden geliyor. Hemen görevi hatırlayalım. Oyun bir mağarada geçecekti. Oyunun ana hedefi kurtarmak. Oyunun janrası yarış. Oyunun kuralı limitli zaman. Ve oyunun random bir özelliği de büyüydü. Hikayeyi mükemmel anladım diyemem. Ama birileri bir yerlerden bir şey oluyor. Sonuna bir şey oluyor. Hapse giriyoruz. Ya da hapse giriyor biri. Ve arabaya atlıyoruz. Gidiyoruz abi. Bunu anladım şu anda. Güzel bir menü. Başlangıçta hikaye olması da ayrı güzeldi. Ama sanki başlangıçtaki hikayede yanlış yerlere odaklıyordu kamera. Bu belki de benim ekranımın 2K olmasından dolayıdır. Hiçbir fikrim yok. Olabilir. Ama olsun, çok sıkıntı olarak görmüyorum onu. Araçlar menüsü var. Tıklıyorum, açılmıyor. Oyna. Oha. Hemen şöyle kameranın yerini değiştirmek istiyordum sadece. Çünkü yukarıda 1 yazıyordu.
Bunu görmenizi istedim. Patlattılar beni. Şuradan mağaranın içindeyiz değil mi şu an biz? Az önce ne oldu oğlum bana? Az önce bana ananı. Benim arkamdan bir şey mi kovalıyor? Benim arkamdan bir taş kütlesi falan mı kovalıyor? Bir şey mi yapıyor? Buradan nasıl böyle drift at? Gidelim abi. Dümdüz gidiyorum abi. Yıldızları topladıkça sayı artıyor. Hah, bu sefer buradan geçtim. Nitron bu. Neye basacağız ki ama? Hangi tuşla oynayacağız ki onu? Ha, E. E tamam. E ile hızlı gidiyormuşuz. E ile hızlı gidiyoruz abi. Tamam, nitro. Uç abi şuradan. Uç oğlum. Tamam. Çok kullandım. Dur, çok kullandım. Dur. Oha, nitro baya... Bulledi lan şeyi. Çok iyi. Sağdan gidecek. Ah! Abi, şeylere hiç değmek yokmuş ya. Abi, oy, o çok sıkıntı. Al abi bunu. Nitromuzu aldık. Bak, burada yavaşla. Bu sefer soldan gideceğim. Dur. Ama dur. Oyun zor. Soldan gideceğim. Soldan daha basit gibi duruyor. Ananı toz geliyor. Ağlayacağım abi. Hızlı geçsene ya. Uf. Uçtuk ama iki tane yıldız kaçırdık abi. Bir şey olmaz. Ne olacak? Soldan adam akıllı. Sakin. Tamam, bu sefer gidebildik abi. Buralarda hayatta nitro kullanmam. Kimse kusura bakmasın. Asla ve asla bana burada kimse nitro kullandırtamaz deyip daha bir de basayım dur. Ama neden? Sol. Ağlayacağım abi. Abi şimdi az önceki gibi salak gibi ölmek istemiyorum. Aptal gibi ölmek istemiyorum. Sadece yolda kalacağım. Yolun dışına, sağına, soluna çıkmak yok. Hiçbir şekilde. Yanlışlıkla da olsa. Ya bu boostları kullanabildiğimiz kadar kullanmamız lazım. Çünkü arkadan çok hızlı geliyor şey. Kodumun duvarı. Bu sefer bilerek şey yaptım. Sağdan gittim. Sağ taraftan çünkü çıkış düzgün gözüküyordu. Ananı. Yalnız çok zor ya. Gerçekten çok zor. Hani kontroller ciddi zor arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar basit gözüküyor ama videodan. Harbi zor. Hani Nitro'nun E'de olması sıkıntı. Onu ben buradan uyarmak istiyorum. Çünkü bir yandan W, A, D yaparken özellikle E'ye basarken D yapamıyorum. Yani uçuyorum çünkü şu an. Şu an ışık hızındayım. Yani resmen bir Barry Allen edasıyla, bir Flash edasıyla şu anda... Evet, sonuncu oyunumuz olan mağarada bir geceyi de oynadık. Oyun gayet güzel, her şey gayet hoş. Başlangıçta hikaye olması mükemmel. Buradaki menü falan her şey çok güzel. Fakat ben oyunu bitiremedim ve bitiremediğim için sonunu görmedim. Ve gerçekten arka planda sizin görmediğiniz kadar fazla denedim. Ve maalesef oyunun sonunu göremediğim için kesin olarak bir şey söyleyemiyorum burada. Şundan emin olabilirsiniz. Bütün bu 3 oyunun da indirme linkini aşağıdaki videonun açıklama kısmına koyacağım. Ve bu oyunun sonunu merak edenler de direkt olarak bu oyunun sayfasına girip oradan videosunu izleyebilirler. Buradan bütün freelancerların ellerine sağlık. Gerçekten 3 günde herhangi bir template kullanmadan gayet güzel oyunlar yapmışsınız. O halde bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.